Adem isen Allemel Esma'yı kendinde bul. Allemel Esma alemlerin esmasıdır. Bir insan kendisinde Allemel Esma'yı bulabilmesi için 99 esmayı bilmesi demek değildir. Her türlü elma şey esmalardır. Bir devrişin bir tanesi yasınamızından sonra yapmış Remin'de de manada bir an dalıvermiş hemen yakız halindeyken. Demiş ki kalk Alemel Esma'yı oku. Hemen kalkmış. 99 Esma'yı üstünden okumuş. Olmadı demiş. Kayıptan gelen ses olmadı demiş. Allah Allah. Acaba yanlış mı okudum diye. Yani bir elini besmele çekiyor. 99 Esma'yı bir daha okuyor. Gene olmadı diyor. Daha dikkatli bu sefer üçüncü defa okuyunca diyor ki sen tacir demedin, ticaret yapan, ziraatçı demedin. Bunlar da esmadır. Onun için sen Allemil Esma'yı okuyamadın diyor. O zaman anlıyor ki alemlerin esmasını bir insan okuyabilmesi için kendisinin tümünün irfanet ve kemaletine sahip olması lazım. Veya Allah'ın kemalatına sahip olması lazım. Onun için artık onun da tahsilinin geldiğini anlayınca gitmiş Kamil'e sormuş. Kamil demiş senin de artık bu yönde Allemel Esma'yı okumayı bilmek için bir Kamil'e gideceksin. Oradan tahsil yapacaksın demiş. Ondan sonra tahsile başlamış. Ve kendisi de bu Allemel Esma'yı okumaya başlamış. Allemel Esma nedir? Allemel Esma ben demektir. O beni bilebilirse ama. Allemel Esma Allah demektir. Peki o Allah'ı bilirse. Onun için Allah uluhiyet'teki adı. O ben dediği kendisinden ben değinin de kendisindeki bütün varlıkları hem tenzihi hem teşbihi hem tevhidi yaptıktan sonra o ben diyebiliyorsa hak da hakkın ben demesi. İki hak yok. Burada hak da hak olarak bir insan yaşarsa o zaman ben diyebilir. Yani bu Allemel Esma'nın bütün teferruatını bilme halidir. İşte onun için diyor Allemel Esma kendinde bul. Bunu bulmak için bir müştekamele gider zaten. Müşriz bu elde edilemez. Hakkın Rahman rehberi insanı kamil bul. Burada da çıkılmış. İnsanı kamile giderseniz Cenab-ı Allah'ın Rahman kemalat sıfatı olduğu için sana bunları öğretir. Yani meratimin başından sonuna kadar tasvir yaparsanız Allemel Esma'yı okumuş olursunuz. Cismi seni aldatmasın. Aslı haktır onun. Bir müşte gidiyorsunuz. Müşte gidiyorsunuz ki 60-70 kiloluk cesedi var. Bunun suretine takılma. O suretten seni irşad eden bizzat Cenab-ı Hak'tır. Onun suretine değil, siretine bak. O siretteki suretten tecelli ederek seni irşad ediyor. Ona takılma. Onun aslı haktır. Meratip oku onda, can içre cananı bul. Hakikaten o kamil bize kendimizin varlığından geçirerek cananı buldurur. Yani bu varlık senin değil, men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Nefsini bildin, ne bildin? Efalim yok, fenai efalim, fenai sıfat, fenai zat yaptın. Bu benim varlığım yokmuş dedin. Mutu kabl ente mutusur neredin? İşte sendeki olan bu can meğerse senin değilmiş. Kiminmiş? Cananı bulmak için. Bu canandır işte o. Bu varlık senin değil Cenab-ı Hakk'ınmış. Demek cananı bulmak demektir. Gerçi 70.000 hicabla göremezsin onu. 70.000 hicab dikkat ederseniz 70.000'de 3 tane sıfır bir kere fena fili olman lazım görebilmen için. 70'te zahir ve batın 10 duyguyla 7 sıfatı sub diyenle bu 7 sıfatı sub diyenle zahir ve batın 70 eder 70.000 icabı. Yani fena fili olduktan sonra ancaksın bunu görebilirsin. Yoksa 70.000 hicablı kişinin 7 sıfatındaki olan 70.000 hicab diyor ona. 70.000 hicabla görmen mümkün değildir. Bunu sen bu hicabları göremezsin. Kendin varlığından kurtulduktan sonra Rabbin Rabbini bilir, Rabbin Rabbini görür. Sen Rabbini göremezsin, bilemezsin demektir bu.
Çünkü nefsin gayreti gayip yetti seni. Nefsin kendine tabi olduğun müddetçe yani sen varsın bir de o var. Olmaz o. Seni nefsin ne yaptı? Sen nefsini galip ettin. Yani onu güçlü kuvvetli bıraktığın müddetçe onu görmen mümkün değildir. Sen nefsinden geçeceksin ki o onu görsün. O onu bilsin. Nefsin ikiliğinden vahdet alemine geç. Tenafillah ol. Ölmeden evvel öl. Mutu kable ente mutu sırrına erersen kendi varlığın kalmazsa o zaman Cenab-ı Hakk'ın sende ve senden gayrı olan bütün varlıklardaki tecellisinin vahdetini zevk edersin. Vahdet demek çokluğun birliği demektir. Her bir varlık vardır. Bu varlıkların hepsinin kendine has bir varlığı olmadığını anladığın zaman kendi varlığının da varlığı olmadığını anlayınca sendeki varlık bak dirilsin. Konuşuyorsun, oturuyorsun, geziyorsun. Diğerleri de aynı. Demek ki bu varlık benim değil. Başkalarına değilse Cenab-ı Hakk'ın diyebilmesi kolay olur. Yani onun birliği, idrakı vahdete. Geç buraya sen diyor. Bunu geçmedikten sonra gene bu zevklere sahip olamazsın. Hakkın ikiliğinden vahdet daimine geç. Hakkal yakinlik vücut olan kamil bul. Mevcut olan kamil bul. Hakkal yakinlik olan, hatta hak olmuş. Elbette insanın kamiller kendi varlıklarını hakka vermişlerdir. Ondan sonra da hatta o hak oldukları için sana zaten bunu tarif edebilirler. Yoksa kendileri hakta hak olmamış olsalar sana bunları tarif edemezler. Onlar diyor hakta hak olmuş o kamili ne yapmışın? Onlar mevcut olan o kamil bul. O mevcut toplumun içerisinde var. Çünkü toplumun içerisinde imamlar, önderler, liderler her toplumun içerisinde serpiştirdik diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Onun için bu önderleri, bu imamları, bu liderleri toplum içerisinde bulmak mümkündür. Herkesin kendi meşrebine göre. İlkokul seviyesinde bir imana, bir istada sahipse onu öğretecek bu toplum içerisinde imamlar, liderler, önderler var. Lise seviyesinde ise lise seviyesinde önderler, imamlar, liderler var. Üniversite seviyesinde bir irfanet ve kemaleti haizse yani ona müsaitse bu kişi onun da önderleri, liderleri ve imamları var. Onları bu. Gayet hakka vuslat etmekse bil bu alemde senin gayen hakikaten hakka vuslat mıdır? Yoksa başka gayen mi vardır? Bunu evvela kendine sor. Hakikaten hakka senin gayen hakka vuslat etmekse bil bu alemde dünya debdebelerinden geçip bekayı bul. Demek ki ikilikteyken bunlara sahip olamazsın. Ne zaman ikilikten kurtuldun? Ne zaman nefsinin ikiliğinden uzaklaştın? İşte bekaya geçmek demek Cenab-ı Hakk'ın kendi vücudunda veya alemde onun tecellisini görmek demektir. Onda vahdet alemine ayak basmadan bu bekanın zevkini veremezsin. Bakilik demek yani ölümsüz bakilik orada başlar. Baki demek Allah olmak demek değildir. Allah'ın kendi varlığında zevk etmek demektir. Birlik deryasıdır orası da. Dünya debdebelerinden geçip bekayı bul. Sırat-ı müstakime ayrılma hiç. Bir zaman sırat-ı müstakim doğru yol demektir. Peki doğru yol ne demektir? Millet bunu sormuyor. Tamam. Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Doğru ne demek? Zikzaklı yamuk değil de doğru bu mudur? Bu o tarif onun. İşte dikkat ederseniz bir salik bile evvela sıratı geçiyor. Ne yapıyor? Fena yefal, fena sıfat, fena zat yapıyor. Ondan sonra meratipteki olan Cem, Hazreti Cem, Cem mi Cem ve Cenab-ı Hakk'ın zatına kadar, adiyetine kadar bir vuslat yolu takip ederse işte müstakim yolu budur. Doğru yol dediği budur. Cenab-ı Hakk'ın zatından, sıfatına, sıfatından da esma alarak fiilleriyle tecellisi müstakim yoludur. Ahad sırrı olan gönül müzafirini bul. Demek ki ahadde Cenab-ı Allah zatıyla o gönülde müzafir. Çünkü hadisi kutsuzda ne diyor? Diyor ki ben hiçbir yere sığmadım, mümin kulunun kalbine sığdım diyor. Demek ki oraya musafir gelmiş.
Senin Cefer'in orada. Sen oraya in, o misafiri bul. Onu tanı. Ama sen sendekini tanımıyorsun. Hep afakta gezmeye, her alam demeden toplumda dünyaya ebedi gelmiş gibi mal derdi, çocuk derdi, karı derdi, koca derdi, mal derdi derken hayatın bitiyor. Maalesef kendindekini bulamadan bu alemden ayrılıyorsun. Ebedi burada da cennemde yaşadın, orada da yaşayacaksın cennemde. Bulsan, buraya seni göndermekte gaye ne? Niçin gönderdi Cenab-ı Hak? Bir gün düşünmedin. Ben elbette her varlık gibi yiyen içen, bu yolda nefsimle yaşantımı devam ettiren bir kişiyim. Hayvanlar da aynı şekilde yapıyor. Gayeniz hakikaten yaşamaksa onlar da yaşıyor aynı şeyi. Ama onlar zorunlu değil, sen zorundasın. Çünkü sana Allah akıl, fikir, idrak vermiş. Akıl, fikir, idrak nimetlerinin sorumluluğu var senden. Onlarda bu yok. Onun için işte bu aleme geldiğiniz zaman bu sırat-ı müstakimden oraya vuslat alırsanız sizdeki gönlünüzdeki olan ahadiyet, o zat-ı mutlak Cenab-ı Hakk'ın sendeki tecellisiyle sen nerede çalışıyorsun? Seni nerede kullanıyor? Sen nasıl bir insansın? Nefsinde düşüncelerin nedir? Gönlündeki düşüncelerin nelerdir? İyi niyetli misin, kötü bir niyetli misin? Aklın, fikrin nerelerde çalışıyor? Nelerle iştigal ediyor? İşte sen olsun. Bunların hakikaten eksikleri, rahatsızlıkları oluyorsa ya Rabbi beni bundan uzaklaştır. Bana hak vakat yolundan bir yol göster. Işık tut ya Rabbi. Ben de önümü göreyim de doğruluktan ayrılmayayım. Çukura düşmeyeyim. Tökezlenip dizim kanamasın. Pantolonum yırtılmasın. De. Çünkü kişi kendisi vuslat alamaz. Müşt-i Kamil'e gitmekten gaye, Müşt-i Kamil'in talimatlarını harfiyen uyguladığınız zaman alacaksın, vuslat alırsınız. O da ona teslimiyetinizden meydana gelen bir haldir. Teslimiyetiniz yoksa gene olmaz. Teslimiyetiniz varsa onun dediklerine harfiyen uyarsınız. Uyumanız da sizi vuslat buldurur zaten. Mesela bu. Yoksa kör kör teslimiyet değildir. Sen işte ahad sırrı olan gönül misafirini artık daima kendinde bul. Onunla beraber ol. Senin gönlünden 24 saatin içerisinde ne kadar hak var, ne kadar halk var? Kendine sor, sen olsun. Hak çoksa, hak az zamanda birkaç saat oraya iştigal ediyorsa demek sen birkaç saatlik adamsın. Daha 24 saatlik adam değilsin. Bunu da kendimize sormamız lazım. Bu kadar basit. Hakkın sedasını vahdet aleminden işit. Cenab-ı Hakk'ın hakkın sedası vahdet aleminden tecelli eder zaten. O birlikten ya ondan tecelli edecek, ya ondan tecelli edecek, ya ondan tecelli edecek. Tecelli eden bir ama tecelli eden masallar çok. Vahdet aleminin işitmesi bu işte. Her zerre ol diye hükmeden sultanı bu. Her zerreden ol diye kün feyekün. Kim diyormuş? Kün. Ol. Cenab-ı Hak diyor. Demek ki Cenab-ı Hak bir masadan söylüyor bunu ol diye. Ama olmadıysan ol demez ol. Meşiyet-i ilahi vardır İslamiyet'te. O meşiyet-i ilahiye Cenab-ı Allah ol dese her şey oluverir. Ama olmaya müsait değilsen ol demez. Mesela bir çekirdeğe meyve ver diyebilmesi için çekirdek toprağıtılması lazım. Gövde, dal, yaprak, ondan sonra meyve olacağı zaman çiçek olacak, daha ol demedi. Tam meyve oldu, koruk oldu, meyve oldu, anladım. Ol dedi, o da oldum der. Kün, feyekün, oldum der. Yasin-i Şerif'in 82. ayet-i kerimesi bunu gösterir. Ama bunu diyebilmek için de meşiyet-i ilahinin olması lazım. Ne o? Meşiyet-i ilahide zaman, mekan ve ihvan. Zamanın olması lazım. Bunu diyebilmek için kış günü dut yemezsin. Kış günü taze ceviz yemezsin. Yaz günü portakal yemezsin. Zamanın olması lazım. Mekanın olacak. Mekan yani onun hava şartlarının
müsait olması lazım. Mesela domatesi, salatalığı seralarda ne yapıyoruz? Havasını ayarlıyoruz, onu ortam hazırlıyoruz da öyle oluyor onlar. Yoksa karın ortasında domates, salatalık yetiştirebilir misiniz? Yetiştiremezsiniz. Aynen bunun gibi. Zaman da olacak, mekan da olacak, bir de ihvan. Yani ona gönül veren de kişiler de olacak. İhvan demek, kardeş demektir. Salikler anlamındadır. Onlarda bu tecellinin olabilmesi için de onların gönül vermesi lazımdır. Gönül veren kişilerde bu ancak kaidelere riayet ederseniz Cenab-ı Hak onlara ol der, onlar da o meratibi tamamladıktan sonra oldum derler. İşte kamilleri oldum deyişleri. Zaten onların kemalata gelip kamil olmaları oldum demesidir. Ayrıca oldum diye bir kelam söylemesine gerek yok. Burada hep nedir? Her zerre ol diye hükmeden o zaman sultanı bul. Her zerrede ol diyen, hüküm veren sultan Cenab-ı Hakk'ın bir masadan sizleri inşaat ve terbiye edendir. Kamildir. İnsanın kamildir veya müştü kamildir. Onu da bulacaksın. Bunları bulmadan bu sırları da öğrenmen mümkün değildir. Sen de Ahmet huzur ile tefekkür eyle. Huzur ile tefekkür eyle. Yani kalbinden asla hakkı çıkarma. O zaman hakkın tecellilerini seyredemeye başla. Kendinde. Yatak odasında olabilirsin, gözünü kapatırsın, herhangi bir dışarıda olabilirsin. Kendini izlediğin zaman o senden tecelliyi ne yapıyor bak. İşte o tefekkür, yani düşünme kalbe aittir. Kalbini düşün dediğiniz zaman o zaman sen de bu yolda ilerlemiş olursun. Hiç tefekkür etmiyorsan, rabıtaları kullanmıyorsan asla ve asla bu saymış olduklarımızın hiçbirine bak olamazsınız. Her cihette sana hitap eden cananı bu. Her cihetten Cenab-ı Allah en alak deyip duruyor zaten. O da canandır. Gördünüz mü? Yani bir salikin bir müşti kamile gitmesindeki hikmet ilahiye hem meratib ilahiye tamamlaması hem ol sözünün onun mazharından senin layık olmanı bekliyor. Olmak için çalıştırıyor. Derslerini veriyor. Fena ve beka mertebeden tahsilini yaptıktan sonra ne zaman oldun? O zaman onun ol demesi oldu. Ayrıca kelamla ol demesine gerek yok. O zaman sen de diyorsun ki elhamdülillah ben oldum. Daha evvel halim buydu. Şimdi hamdolsun hak ve hakikatle beraberim. Hak'tan gayri nesne göremiyorum. Gönlümde hak'tan başkası da yok. Hep onunla beraberim. Onunla beraber, dostla beraber olan kişinin mutsuzluğu olmaz. Hep dostla sevgili durur. Sevişen iki kişinin mutsuzluğu olur mu? Onun tarlası, takkası, sağı, solu, şuyu, buyu aklına gelmez. Hep birbirlerinin sevgileriyle uğraş yaparlar. Mutludurlar. Ötekilerin hepsini terk ederler. Bak, hacca giden kardeşlerimiz ne yapıyor? Kabe'ye tavaf ederken çoluğunu, çocuğunu, işini, gücünü hiç düşündüğünü gördünüz mü siz? Hep Allah'a aşık olmuş. Sevgilisiyle beraber orada yapıyor. Bakın orası aslında bir sevgiliyi hayal etme yeri. Orada sevgili yok aslında. Kendine sevgilisi. Oraya gitmekten gayet de kendisindeki sevgiliyi bulmak zaten. Ama ne yapıyor? Taklit olduğu halde, orası bir eğitim alanı olduğu halde o Kabe'ye gidenlerin bile inanın ne işini düşünüyor, ne çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu düşünüyor. Hep Cenab-ı Hakk'ın lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye nidasından başka bir şey aklımın kenarından geçmiyor. Emrine geldim. Demekten başka kendisini ona rapt etmiş, onunla tabi ediyor. Onunla orada ibadet ve taatine meşgul oluyor. İşte en basit örneği orasıdır. Hele senin gönlün aleminde o Kabe var. Rabbin senin gönlün alemindeki o şey oturmuş. Sen de sürmüşsün, çıkarmışsın gayreti. Tecelli eden o hakkı da oraya oturtmuşsun. Artık onunla beraber olmanın zevki sende zuhur ettikten sonra başkalarını düşünme imkanı olur mu? Olmaz. İşte bununla beraber bu tahsili yaptığınız zaman inşallah mutlu olursunuz. İnşallah. Sen her masardan, tecelliden o canan olan Cenab-ı Hakk'ı da ne yaparsınız? Görürsünüz. Kendi vücudunuzdan, tırnağınızdan, saç tenize kadar olan hitabı da duyarsınız. Afaktaki bütün alemdeki olan hitapları da duyarsınız.
Sadakallah ailesi.